7076 araç çekim işlemleri tamamlandı. Kod altı sonu kod 4 Hevik. Ver bakayım buraya. Ay Allah'ım yazamıyorum ya. B76 konuşuyor. Efendim 10-30 durumu mu mevcut? Dur oğlum dur. Yavaş. B76, 10-30 durumun ikinci ekip olarak katılım sağladı. Licin Şukur bölgesinde hastane yönünde ilerleme sağlamaktayız. Kızım 58 paralelde. B76, araç şu an Motel Mango'nun sağ yön sokağından geçiş sağladı. Şu an Motel Mango üst tarafından ilerleme sağlamakta. Şu an araç Hevik bölgesinde kuzey yönünde ilerleme sağlıyor Baymut Tepesi'ne doğru. Eğil bir destek çağrılarını açık bilginize. Araç tekrardan geri dönüş sağladı. Downtown Baymut'ta güney yönünde ilerleme sağlamakta Motel Mango tarafında. Araç Motel Mango'nun önünden geçiş sağladı. Hastane yönüne doğru dönüş sağladı. B76 ikinci ekip olarak araç şu an görüşümüzü kaybettik. İnanın altı olarak önce kitleyi devralıyorum. Şu anda kişi Olimpik Free yolunda batıya doğru ilerliyor. GPS kodum 188. Güzel, bravo. Edim 58-10-30 durumunu da ikinci birliği devralıyor. Otoyolda güneybatı yönüne doğru takibimizi sürdürüyoruz. Otuz durumundaki drafter şu anda Doğu Olimpik Karayolu'nda tekrardan doğu tarafa doğru devam ediyor. Benzinin de çok yok ha. 58 ufak bir kaza geçirdik, 10-30 durumuna yanıt veremiyoruz. Beylim 76 konuşuyor. 10-30 durumuna katılım sağlayacağız efendim ama GPS'lerde sıkıntı olduğu için belirli bölgelerde bilgi sağlayabilir misiniz? Olumlu. Update'e devam edeceğim. Şu anda şahıs Motel Mango yönüne doğru ilerliyor. Kuzeybatı'da Alta bölgesindeyiz. Şahıs motelin önünden devamını sürdürüyor şu anda. Büyük bölgesinde batıya doğru gidişimizi sürdürüyoruz. Otuz durumundaki drafter şu anda Limon Motel'e doğru devam ediyor. Umarım benzin falan biter ya. Çünkü benimki bitecek.
Cağız şu anda doğu yönünden kuzeybatı yönüne doğru döndü. Mezarlığa doğru devam ediyoruz. Otuz durumundaki Drafter şu anda kuzeybatı yönünden mezarlığın arkasından Gezni'ye doğru gidiyor. Yasuo dönüşü gerçekleştirerek Muten Limon'a doğru yöneldi. Eğilbirde Operatör'e destek talebiniz mevcut mu? Olumlu eğer bir desteğe katılabilirsin. Önce GPS kodu belirtir misiniz? GPS kodumuz 188. Adam 58 olan kodumuzu Memur Bulut'un ayrıma Lincoln 58 olarak güncelliyorum. Son birini 10.30'da kodu şeklinde ölüyorum. Şu anda Şahıs Kırmızı Otopark bölgesinden bir dönüş gerçekleşti. Batı yönünde tekrardan siktir arabanın böyle olmaması lazımdı. Hayır ya. 307 Memur Bulut kod 99 sebebiyle kısa süreli yine hattan ayrılıyor. Sikiyim arabasını gerçekten. Otuz durumundaki Drafter'ın şu anda görüşümüzü kaybettik. Amına koyayım, araba bug'a giriyor ya. Bug'a girince de gitmiyor. Yok, benzinden kaynaklı değil. Araba böyle hayır, benzin yüzünden değil o. Sadece sesi değişmiyor. O zaman bayağı performans falan çok değişiyor. Benzinden dolayı belirli değil arkadaşlar. 6 kişinin gitmiş hep gidebileceği oluyor. Belirli bölgelerde taramalar gerçekleştiriyoruz. Evet evet öyle oluyor da bir adet işte kovalamaca sırasında onu yapamıyorsun. O arabanın şeyinden kaynaklı, handling ayarından kaynaklı. Yok ya, ben zaten yakalamaya çalışmıyorum ki, yeter ki kovalaşalım yani. Benim canıma minnet. Yok abi, niye tekeri ateş edeyim ki adamın? Kovalaşıyoruz gayet güzel. Şey olmasa, araç teklemeseydi daha kovalayacaktım da. Aynen, tek başınayken ESO'da şey sıkıntı, telsiz vermek çok sıkıntı ya. Birinin hayatsız gibi yanında telsiz vermesi lazım. Bak şimdi birazdan araba olursa gösteririm size. Memur Bey. 3001 dedektif Ulturk mesai başlangıcı bildiriyor. Aracımı çaldılar. Kim çaldı aracınızı? Görmedim, motelin önünden. Drafter siyah, plakası NSK 670. Tamam, departmana giderek bir arama kaydı oluşturabilirsiniz. Oluşturdum. Gördüm seni. Nerede o?
Görmüştüm. Namcık. Bak gördünüz mü bak. Bak. Arabayı durdurup gaz verip öyle şey yapmak gerekiyor. Bana kurdum. Bugün 56 konuşuyor şu an. Az önce 10-30 durumunda bulunduğumuz Drafter'la kovalamacaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölge Motel Mango çevresi. Wymouth. Batı Wymouth yönünde devam ediyoruz. Amına koyayım. Allah'ım delirtecek beni bu araba. Benim 76 yakıt ikmalini tamamladıktan sonra 10-30 durumuna kodu şeklinde katılım sağlayacak. Motel Mango tarafından şu anda 10-30 durumunda bulunduğumuz Drafter hastaneye yöneldi. Hastanenin altından departmana doğru gidiş sağlıyor. Lincoln 58-10-30 durumuna kodu şeklinde emiliyor. Şu anda araç galerisinden mekaneye doğru gidiş sağlıyoruz. Eğer birin görüşü var takipteyim. Eğer bir ekibinizi tanıtın. Şef dönmez. Bu kadar mısın? Nikon 58 ikinci birlik olarak şu anda devam ediyor. Şu an tekrardan galeriden Hotel Mango'ya doğru seyir halinde. Amca. B76 Shotfire'ın bulunduğu bölgedeyiz. Umarım çarpmamışsındır. Lincoln 58 yöneldi. Motoru kapat. Motor kalmadı. B76 Asaj kontrol için kod 6 Texas. Ne demek kalmadı beyefendi, dokunmadım bile. Nasıl? Gerçekten. Beyefendi amınıza koydunuz, kusura bakmayın. Tamam öyle. Estağfurullah. Çok sorgulanmayacaktı aslında. Neyse yapacak bir şey yok. Aracınızın motorunu durdurup araçtan inin. Çalışmıyor araba. Tamam, ellerinizi gösterip öyle inin o zaman arabadan. Durdurmanıza gerek yok. B76-10-18 son gelen Shotfire kod 90. Siz gördünüz abi, çarpmadı. Bölgeden ayrılımı sağladık. B76 hastane bölgesinde kod 6. Herhangi bir şekilde ellerini kaldır. Ters bir hareket yapmayın. Bırak beni. Evet. 3001 dedektif bulutu konuşuyor. Altta altı operatör var mı? Flavor 8 kalp. Tabii. RSV benim aracıma yerleştirin. Anlaşıldı. Hanımefendi devam edebilir. Bir de aracı arayalım. 3001 dedektif bulutu. 1 William 61 koduyla devreye başlangıcı. Aracın her yerini iyice arayalım. Şöyle buyurun Ares. Buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Okey, ben abilerin abisi ne yapıyor? Efendim saygılar. İyiyim Ares, sen ne yapıyorsun? İyi abi, ne yapayım? Her zaman gibi işte. Aferin Ares. Teğmen bir emriniz var mı? Dedektif, bu Ares Bey biraz bizim başımıza bela açıyor gibi.
kendisinin hobileri arasında polisin dur ihtarına uymamak var efendim maalesef. Bunlar ne kadar, bunlar ne kadar kötü alışkanlıklar dedektif. Siz bilirsiniz, efendim, siz bilirsiniz yani kötü alışkanlıkları nasıl engelleriz, nasıl bunların önüne geçeriz? Donamız. Ben de onları bildiğimi zannediyorum efendim, efendim Ares'le beraber bilemeyiz. Şefim, açık sözlü olmanda bir sakınca var mı? Buyurun. Vallahi yemin ediyorum şu neydi o kutu gibi bir tane araba var ya ATM. Evet. Tam ismini hatırlayamıyorum. Kimde vardı? Bizim Efecan'da vardı oğlanda. Altanlı oğlanda. Evet. Onunla bile kaçardım. Hatırlıyorum. Hiç diyorsunuz. Evet, hobi olarak. Yani ben de onunla bile yakalarım aslında. Yok, o biraz zor da. Öyle mi? Evet. Yani içinde bulunduğumuz duruma bakıyorum beyefendi ama. Yakalanmışsın, teğmen yakalar. Efendim benim acil bir içeriye bakmam lazım. Bir tabii tabii yani. Dedektif, tabii. Gerek 64 diyecektim az daha. Görüşürüz abi, Allah'a emanet. Aa, teğmen bir bakar mısın çok kısa? Tabii ki dedektif. Torpilyo nasıl duruyor maçeteyi? Maçeteyi... Maçete yok arabada. Ceymen ilanlarımda AJ işlerinde bir şahsın taksi veya özel araç aranıyor, ilanlıyor. Evet dedektif. Bu şahıs aranıyor, bir şey yapıldı mı konuyla alakalı? Yani memurlar ilgilenecek de aramayı sürdürüyorlardı en son ama siz mesai geçmeden önce. Anlaşıldı efendim. Ama yani siz tabii ki devralırsanız çok daha sağlıklı olur dedektif. Anlaşıldı efendim, yapacağım gereği. Tamam, iyi görevler. Sağ olun. Uzay görüşürüz. Görüşürüz. Gelirim ben ziyaret. Tamam, ziyaretime gel. Sen baktın değil mi ya torpil bagajda? Ha bir de aracı bağlayalım, departmana çekelim. Beyefendi cezalarını ödedikten sonra çıkartır. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı efendim. Nereye gidiyorsun amına koyayım? Şefim ama. Yalnız kurşun sıkmak falan hiç hoş davranışlar değil yani. Size isabet etmemiştir umarım çünkü ben öyle bir şey yapmaya çalışmadım. Yani nişan yeteneğim birazmış. Evet. İşte ben arabaya gelmesini zaten ummuştum. Aslında lastikleri şefim, hedef benim almıştım. Şu kapıyı bir kapatsak mı? Kapatalım. Türk usulü dediniz. İlginç. Saygı duyuyorum. Teşekkürler. Yani... 2003 Çavuş Bozok mesai başlangıcı bildiriyor.